yokmuş diye başladı. Annemin saçlarımın arasında dolaşan parmaklarının sıcaklığıyla düşlemeye çalışırdım o masalların kahramanlarını. Çocukluk anılarımın arasında yer alan ve ilk gençlik yıllarımda daha farklı anlamlar yükleyerek anımsadığım bir masal var ki o bildik tekerleme yerine yürekleri dinlendiren, biraz da buram bir müzikle başlıyor ve tıpkı bildiğim her masal gibi sevgi mesajları vererek ama gözlerinizi gözyaşlarınızla baş başa bırakarak sona eriyor. Aslında sona erdiğini söylemek yanlış olur. Bende olduğu gibi izleyen herkesin yüreğinin, zihninin bir köşesinde yaşayacak. Hatta zaman zaman gözlerinin önünde canlanacak güzel bir masal. Belki de birbirine aşık olan her insanla aşkın tuhaf bir haz veren, gözlerin ilk buluşmasında, her ayrılışta, kısacası her aşkta yeniden can bulacak bir masal. Gönül iteğini titreten bir mızrak, aşk hikayesi. Sınıf ayrılığı ayıbının ele alındığı, zengin delikanlı ve fakir genç kızın yürekli, mücadeleci ve acıklı aşklarının öyküsü, aşk hikayesi. Aşkı uğruna ailesinin sunduğu zenginliğe ve bunun getireceği rahat bir geleceğe sırtını dönüp, ailesinin tüm baskılarına karşın sevdiği kadından vazgeçmeyip onunla evlenen ve tam her şey artık yoluna girdi derken, ölümcül bir hastalık sonucu onu kaybeden genç adam ve onunla birlikte tüm güçlükleri göğüs geren, hastalığa yenik düşen ve son nefesinde bile sevdiği insanın mutluluğunu düşünün. Ölümden sonra yeniden evlenip mutlu olmasını isteyen genç bir kadın. Ve tüm dünyaya aşkın asla pişman olmamak anlamına geldiğini sessizce haykıran bir aşk. Bu iki insan genç yaşlarına karşı sevginin ne olduğunu, İki insanın birbirinin nedenini sevebileceğini, büyük olgunlaşmanın geçen yıllarla ilerleyen yaşta eşi olduğunu düşünen ama aslında büyük bir yanılgı yaşayan olgun insanlara ve özellikle de anne babalarına anlatıyorlar.